Rasûlullah Efendimiz namazı kılmama veyahut da namazı cemaatle kılmamızı bir mazeret kabul etmiyor. Ravza'ya girerdi, şöyle bakardı, seyreder, kimler var, kimler yok. Eğer gelmemişse sorardı, meşgul olurdu. Niye gelmedi derdi. Hassas-ı ziyarete giderdi, seyahatte dua ederdi ona. Ve Efendimiz namazı müminin miracı olmasını istiyor. Cenab-ı Hak yükseltmesi istiyor. Namaz kulun ilahi huzura davetidir. Hayale salah, hayale felah bir nidası var. Bu bir faninin daveti, Cenab-ı Hakk'ın daveti. Edep ile namaza hazırlanmak var. Gelişi güzel, affeden dağınık bir şekilde namaza hazırlanmayı Cenab-ı Hak kabul etmiyor. Araf 31. ayet: Ey Ademoğulları, her misle girişi veya her secdesine güzel elbiseler giy. Yani ilahi huzurda olduğunun kul onun bir idraki içinde olacak. Yine o arşın altında kalacak kıyam, o zor günde 7 kişiden bir sınıfta, onların bir de kalbi mescitlerde asılı olan müminler. Yani namazlarını cemaatle kılan, camide kılan müminler. Benim namazım nasıl? Bunu kendimiz tayin ederiz. Gözümüz yanlış yerlere bakıyor mu? Yanlış dünyalara dolaşıyor mu? Menfiilikten zevk mi alıyor, nefret mi geliyor? Bu bizim namazımızın ne şeyde olduğunu gösterir. Ayşe Vâlidemiz buyuruyor ki, Rasûlullah Efendimiz diyor, namazı durduğunda zaman zaman yüreğinden kazan kaynağı bir ses duyardık diyor. İbrahim Aleyhisselam kendisinin yüksek bir takva ile namaz kılmasını, zürriyetin de neslinin de namaz kılması için Cenab-ı Hak iltica etmiştir. Demek ki hem kendimiz namazını düşüneceğiz, hem de neslimizin namazını düşüneceğiz. Bu çok felaket eğer nefsimi düşünmezsek. Çünkü Müddessir Suresi'nde bu zagar cehennemine girenlerden Cenab-ı Hak bahsediyor. Cennete girenler uzaktan sesini ön cehennemliklere. Siz niçin cehennemliksiniz diyor. Ne yaptığınızda cehennemliksiniz diyor. Onlar diyorlar ki biz namaz kılanlardan değildik diyorlar. Demek ki namaz kılmama bir felaket. Namaz kılınca bir de üstte bir de huşu ile kılınacak. İkincisi, biz merhametsizlik diyorlar. Kendim için fukara yemek yedirmezdik diyorlar. Üçüncü, batıla dalanlarla beraber işte internet vesaire, onların menfi sokaklarında dolaşanlar, gayr-ı mağdûb-i aleyhim velâddâlin, dalâlette olanları taklit edenler. Tabii kalp karardı, ceza gününde ahireti yalanlayanlar olduk diyor. Ahiret unutuldu. İşte günümüzde de maalesef bazı kişilerin bu ahiret unutuldu. Ahireti unutmamaya gayret etmek lazım. Ahireti unutmayız, lafta olmaz, sözde olmaz. Her halimizde ahireti unutmamanın gayreti içinde olmamız lazım. Bu tabii seherler bir terfi derecattır. Cenab-ı Hak müminin seherler üzerine tekamül arzu ediyor. Vel müstafirine bil eshar buyuruyor. Seherlerde af kapılarını açıyor. Seherlerde bir nimet bile bilmek lazım. Af olmayı istiyor muyuz? Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmayı istiyor muyuz? O zaman seherler bizim için büyük bir mükafat olmalı. Cenab-ı Hak yine sâciden kâimen buyurdu. Secde ve kıyam halinde kimler bu? Hakk'ı bilenler. Bunlar nerede oluyor? Bu da seherlerde oluyor. Succeden ve kıyama buyuruyor. Yine İbadur Rahman, Allah'ın rahmetin tecelli secde ve kıyam halinde bu seherlerde bu. Efendimizin en çok ibadetle donandığı zaman seherler olmuş oluyor. Yani seherlerde ne var? Seherde istiğfar var. Kelime-i tevhidi tekrar tevhid la ilahe illallah mülkül hakkul mübin, bunu hayatıma akdettirmek. Burada Cenab-ı Hak bir akitte bulunuyor. Bir söz veriyor, iman sözü veriyoruz. La ilahe buyuruyor. Ya Rabbi la ilahe ilah yok. Putperestlik yok. Nefsani arzuların putperestliği yok. İllallah ancak sen varsın buyuruyor. Efendimiz selamlaşma var. Muhabbetimizi Efendimiz'e arz etmez, salat selam getiriyoruz. Havanın loş karanlığı içinde kabir iklimine girebilmenin ön hazırlığı var. Efendim buyur, bütün lezzetleri kökünden yok da ölümü çok çok anım buyuruyor. Kurtuluş da yok. Ne dünyada kurtuluş, ne kabirden kurtuluş, ne kabirde yekulun insan yömüzün eğlenme fer. O kadar bir şaşkına kaçacak bir yer var mı der. Yine nasıl vücudumuzda bir merkezler var, fakülteler var. Onlarla vücut hayat devam ediyor. Demek ki kalbi hayatımızda öyle letaifler var. Onlar canlanacak.
Bu manada seherler ruhani merkezlerimizde zikirle tezyin edebilmenin demleri. Zira Cenab-ı Hak bu nece ela bizikler tatminül kulub, kul büyük bir Cenab-ı Hak'la beraber onun lezzetine kavuşacak. Yine Efendim buyuruyor, yeniden dirilme günü çok sıcak bir gündür. O gün ferahlamayı şimdiden oruç tut. Kabir yalnızlığı için gece karanlığında iki rekat teheccüd namazı kıl. Böyle gidiyor Efendimiz'in tavsiyeleri. Ondan sonra gelen ayet çok mühim. İbadetler demek ki tekâmül edecek kulda. Ondan sonra gelen ayet, onlar ki boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. وَلِزِنُمْ اَنِ اللّٰهُ وَالْمُورِدِينَ Burada tek çare salihlerle salihlerle beraber olma. Sohbetlere bir aşk ve bir heyecan içinde girebilme. Ben sohbetten, bu sohbetten ne alıyorum, ne alacağım, bunun bir muhasebesinde bulunabilme. Mevlana Hazretleri ise boş şeylerden yani vazgeçsinler. Mevlana Hazretleri diyor ki bu usta, boş şeylerle meşgul olanları sözün maskarası olma diyor. Yani boş takındılar. Çünkü ömür çok kıymetli. Ömrün bir anını geri almak mümkün değil. Lokman Aleyhisselam öğütlerine şöyle devam ediyor evladına. Yavrucuğum diyor, yaptığın bir iş diyor, iyilik ve kötülük bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa, bu bir kayanın içerisinde yahut göklerin yahut yerin derinlikte bulunsa yine de Allah onu karşısına çıkarır. Dolayısıyla Allah en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır. Cenab-ı Hak feyza feravte fensab ve ilâ rabbika fergab. Bir hayır işini bitirdin, diğer hayır işine dön. Onun Efendimiz bir boşluk istemezdi. Onu sorar, bugün bir yetim başı okşadınız mı? Bugün bir aç doyurdunuz mu? Bugün bir hasta ziyaretine bulundunuz mu? Bugün bir cenaze işini bulundunuz mu? Veya buna benzer Efendimiz devamlı tavsiyelerde bulunurdu. Anne babayı itaat vesaire onu Allah yolundaysa, onun dertlerine yine ayete velâ teferruku. Kardeşinle aranda bir ayrılık varsa onu affedeceksin. Aranızı düzeltin eğer Müslümansanız Cenab-ı Hak buyuruyor ayet-i kerimede. Velâ teferruku bir ayrılık olmayacak mümin arasında. Velâ tecessüsü onun hatalarını aramak olmayacak. Gıybet gıybet hiç olmayacak. Allah o kul hakkı o kıyamete kalıyor. Kul hakkına dikkat edilecek. Buradan bir misal vereyim. Çok ince zarif bir misal. Hazreti Ömer radıyallahu dikkatini bilirsiniz. O kadar bir bütün mahlukatın derdiyle meşguldü ki Dicle'den dedi bir koyunun ayağı takılsa o köprüden düşse yani Allah bunu benden sorar buyurdu. Seleme vardı sahabeden. O zaman yollar dar tabii. Güneşten korunmak için. Yolun ortasında bir arkadaşıyla konuşuyordu. Hazreti Ömer geçerken şöyle asasıyla bir vurdu, çekil kenara dedi. Müslümanın yolunu kapatma dedi. Selim'i diyor, bir sene sonra diyor, Ömer, Halife Ömer diyor, beni gördü diyor. Selim'e dedi, bu sene hacca gidecek misin? İmkan olsa giderim ya Halife dedi. Gel benimle dedi. Evine bana 600 dinar verdi. Halife bu nereden çıktı dedi. Bu nereden çıktı? De hani dedi, sen de yol tıkamıştın dedi. Ben sana asalı şöyle vurmuştum dedi, kenar çekil, Müslüman yolunu tıkama diye. Burada inanıyorum ki de bir kul hakkı geçti. Benim sana sopayla vurmamdan. Onun için ben seni bu sene hacca göndereyim de bu hakkı helalleşelim, telafi et dedi. Bu ne diyeceğim? Bu rakik bir Müslüman gönlü. Tabii yarın hayvanlar da kalkacak ama. Yani bir tarla yakmışsan, orada karıncalar ölmüşse. Efendim yan karınca yuvası gördü, hayret etti. Kim yakabilirdi Allah'ın verdiği bir canı buyurdu. Velhâsıl Müslüman çok ince ruhlu olacak, rakik olacak, büyük bir hassasiyetin olacak. Kalbine göre nazarı da öyle olur. Her insan nazarı kalbinin rengine göre tecelli eder. Bu da merhametle yoğrulan bir kalbin nazarı baktığı kimi rahmet olur. İşte evliyaların nazarı öyleydi. Eğer muhteris bir insanın baktığı nazar da o zaman nazar değdi deniz. Ona zarar verir. Velhâsıl rahmet hizmete yansıyacak. Hizmet ruhun gıdasıdır. Hizmette cömert olabilmek imanın en büyük meyvesi merhamettir. Onun ise hizmettir. Merhamet acımak, acıyabilmek Allah'ın büyük bir lütfudur. Acıyabilmek, acıyan kimse Allah'ın büyük bir lütfuna kavuşmuştur. Ondan sonra gelen ayet وَلِّذِّنْهُمْ لِزَّكَاتِ فَاِيُنُونَ Onlar ki zekâtlarına faaliyet gösterirler. Nasıl faaliyet? Kazancını helal olacak, ona dikkat edeceksin. Bir kul hakkı olmayacak.
Verirken de faulun faaliyet gidip arayıp bulacağız en muhtaç kim? Cenab-ı Hak ayet-i kerimede sadakalarını, infaklarınızı kendisi Allah'a adayanlara verin. Onlar mahrumiyetlerini gizlerler sizden. O herkes onları varlıklı zanneder. Çünkü onlar taaffüf, iffet sahibidir. Orada bir vazife, sen onu simalarından tanırsın buyuruyor. Çünkü bir müminin kalbi rikkatle olacak ki, kim mahrum, kim halini arz edemiyor, onu gidip bulacaksın. Faülün, o faaliyette bulacaksın. Tabi bu zekat, malın verilecek, bir de toprağın zekatı vardı, buna öşür denir. Bu öşür maalesef bazen ihmal oluyor, bu öşüre dikkat etmek lazım. Sana iyilik ne harcayacak sorarlar, kulül af fazlasını ver buyuruyor Cenab-ı Hak. Yine Cenab-ı Hak, o müminler darlıkta ve bollukta, yani darlıktaki de verecek. Yarım hurma verecek, bir hurması varsa. Efendim Ebu Zer dedi, çorbana su koy dedi, tane koyacak hali yoktu. Etrafını gözet dedi, mahalleni dedi. Verirken de bir nezaketle, bir sevgiyle ver dedi. Sevinerek ver dedi. Ebu Levs Semerkandî Hazretleri, veren diyor, alana teşekkür edasında olacak diyor. Çünkü alan sayesinde Allah rızasını kazanacak. Alan sayesinde sünnet, nafile, farz Cenab-ı Hakk'ın rızasını alacak. Çünkü yeuzu sadakat, sadakalı ben alırım. Asla asla bunu gösteriş girmeyecek. Cenab-ı Hak imha etmeyin, yok etmeyin buyuruyor. Velhâsıl bir mümin için güneş nasıl için ısıtmama imkansızsa güneşin, güçlü ruhlar için insanlara acımamak o şekilde imkansızdır. İşte Bahattin Nakşibendi Hazretleri bu sene 7 sene hasta hayvanlara hizmet ediyor. Hasta insanlara hizmet ediyor. Yollarda bir mümini ya bir hayvan ayağa takılmasın diye yolları temizliyor. Velhâsıl bu çok mühim, merhamet çok mühim. Toprağına merhamet tohumu serpilmeyen ülkeler gerçek matem ülkeleri oldu. İşte Suriye bir matem ülkesi oldu. Hiçbir şey veremiyorsa kardeşe dua etmemiz lazım onlara. Maruf Kerfi Hazretleri hiç olsun 10 sefer Allah'ıma asli ümmet-i Muhammed, Allah'ıma ferriç an ümmet-i Muhammed, Allah'ıma merham ümmet-i Muhammed rahmeten âmme diyor. Hiç yoksa bir mü'min Efendimiz'e memnun eder, Allah yanındaki durumu da artar, merhameti hiç yoksa mü'minlere günde 10 sefer dua etmeli. Velhâsıl merhamet çok mühim. Merhameti bilmeyen insan en büyük hazineyi ve saadetlerin kapısını açan anahtarı kaybetmiştir. Merhamet müminin kalbinde hiç sönmeyen bir ateş gibidir. Müslümanı gayrimüslimlerden ayıran en farik vasıf da müminlerin daha çok merhametli oluşudur. O zaman nedir merhamet? İnsanlık cevherini ortaya koymaktır merhamet. İnsanlık cevherini ortaya koymaktır. Kardeşliğin mahşeri vicdanda yaşanmasıdır. Merhamet insanlığımızın âlemde şahidi olan kalp yolu bize Allah'a yaslanan ilahi bir cevherdir. Bize orucun da verdiği ilk ders merhamet dersidir. O oruç bizim merhamete tıkalı olan can gözümüzü açar. Yusuf Aleyhisselam dağıtırken o şekilde dağıtırdı. Aç olarak dağıtırdı. Açların halinden ben anlayayım derdi. Yine bu hususta infak hususunda çok evliya Allah'ın tavsiyeleri var. Bu çok mühim. Muhakkak hiçbir boş çevirmemek lazım. Az çok durumuna göre. Biz ticaretle meşgul olurken zaman zaman rahmetli Musa Efendi pederim dükkana gelirdi. Hem bize hal ahval bir de ticaret halini sorardı. Bir yanlışımız var mı yok mu? O sırada bir gün her zaman gelen bir fakir yine geldi. Tezgahtarlar dedi ki, ya dedi, daha dün geldin dedi. Her zaman kendin böyle dedi. Hadi Allah versin dedi. Peder rahmetli şah gel oğlum buraya. Gel dedi, gel dedi. Bak Allah bize de sabah verdi yedik, öğle verdik yiyoruz, akşam verdi yiyoruz. Bu istiyor, senden 2 günde bir geldi istiyor dedi. Onun için kapanmaza gelen bir şey hiç kimseye çevirmemek. Hiç yoksa hiçbir şey veremiyorsak, onu da Cenab-ı İsa'sı kavlen meysura buyurdu. Efendimiz ne var ne yok dağıtırdı. Dağıtmaktan büyük bir lezzet duyardı. Bazen öyle bir hal olur ki hiçbir şey kalmazdı. Bir garip gelirdi, şöyle dururdu Efendimiz. Efendim bir şey verememenin hüznünü yaşardı.
hafifçe şöyle bir çevirirdi öbür tarafa doğru. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede kavlen meysura buyurdu. Eğer hiçbir şey veremiyorsan ona bir gönlüne sevinç verici bir tatlı dil, ona hoş gelir birkaç söz söyle. Velhâsıl bu Müslümanın bu kalbinin durumudur bu.